Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle bu önemli konferansı, sempozyumu tertip eden Medeniyet Üniversitesi'ne, İhsan Karaman hocamıza, İhsan Fazlıoğlu hocamıza ve diğer emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü hem zaman hem muhteva itibariyle hakikaten çok önemli bir toplantıya burada ev sahipliği yapıyorlar. Daha önce İhsan abiyle geçtiğimiz yıllarda hep bunun muhasebesini yapardık. Biz acaba sahip olduğumuz mirasın ne kadarının farkındayız diye. O mirasa sahip olmadan bir gelecek inşa edebilmemiz mümkün mü diye bunu konuşurduk. Zannediyorum bugün karşılaştığımız küresel sorunların başında da bu gelenek ile bugün, bugün ile yarın arasındaki dengeyi kurma meselesi yatıyor. Bu küreselleşme tezlerinin biliyorsunuz ya da teorilerinin önemli iddialarından bir tanesi, küreselleşme bütün kimlikleri, aidiyet duygularını işlevsiz hale getirecek. Bir evrensel sona doğru zaten ilerliyoruz. İşte tarihin sonu tezi buna dayanıyordu. Son tahlilde buna direnen toplumlar tarihin dışında kalacaklar. Diğerleri de hakim paradigmayı içselleştirerek bu ortak yürüyüşte kendilerine bir yer edinecekler. Bu süreçte de bir tür bir liberal ütopya ortaya çıkacak. Kimlik, tarih, duygudaşlık, toplumsal hafıza gibi kavramların çok önemli olmadığı, dünya vatandaşlığı vesaire gibi kavramların bunların yerini doldurduğu bir yeni dünya modeline geçileceği varsayılıyordu. Ama son 20 yılda, 30 yılda yaşananlar bunun pek de böyle olmadığını aslında gösterdi. Tam tersine kimlik, tarih, hafıza gibi unsurlar giderek daha büyük önem kazandı. Çünkü küreselleşme bir büyük dalga gibi toplumların üzerine geldikçe o toplumlar bir direnç noktası olarak aslında kendi tarihlerine döndüler. Kendi geleneklerine dönme ihtiyacı hissettiler. Bu kimi yerlerde mikro milliyetçilikler olarak çıktı. Kimi yerde Avrupa'da gördüğümüz gibi mesela aşırı sağcı, ırkçı, göçmen karşıtı akımların güçlenmesi olarak ortaya çıktı. Kimi yerlerde de aslında tarihin yeniden keşfi ve öğretilmesi olarak karşımıza çıktı, çıkıyor. Dolayısıyla çok dinamik bir süreçten geçiyoruz. Ama buradaki temel mesele hala bizim genel manada İslam medeniyet mirasını, özellikle de Osmanlı düşünce tarihine ilişkin birikimimizin henüz yeterince farkında olmadığımız gerçeği. Tabi burada şunun altını ısrarla çizmek lazım. Geleneği olmayan toplumların geleceği de olmaz. Bir geleneğiniz yoksa, onu nasıl tanımlarsanız tanımlayın, önemli değil. Ne kadar geniş ya da dar tanımlarsanız tanımlayın. Bir geleneğiniz yoksa, bir geleneğe dayanmıyorsanız bir gelecek inşa etmeniz mümkün değildir. Heidegger bir yerde çok önemli bir tespitte bulunuyor. İnsanlık için önemli olan her şey bir şekilde bir geleneğin içinde ortaya çıkmıştır diye bir tespiti var. Ben bunu dün kitap vesilesiyle bir söyleşi de yapmıştım TÜYAP'ta, orada da ifade ettim. Bu ilişkiyi kuramadığınız zaman, yani gelene ek şeklinde, gelene ekleyerek yarına taşıyamadığımız müddetçe gelenek ölü bir yığıntıdan ibaret kalıyor. Ama bunu yaşayan bugünün meselelerinden hareketle canlı bir organizma gibi gördüğümüzde gelenek bizi bugün de besleyen, yarına da hazırlayan bir unsur haline geliyor. Şimdi o manada böyle bir sempozyumun yapılmış olması hakikaten çok önem arz ediyor. Çünkü şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bugün İslam dünyası çok sert siyasi sorunlarla boğuşmak zorunda. Yani ekonomik zorluklar, savaşlar, mezhep çatışmaları, dış müdahaleler vesaire vesaire birçok sorun var. İşte biz de bir şekilde bunlarla her gün uğraşmak durumunda kalıyoruz. Bazen şöyle bir yanlış varsayımla hareket edildiğini görüyorum ben. Derinlikli düşünce, tefekkür, sanat, kültür, medeniyet türü şeyleri tabii ki yapmalıyız. Ama önce bu acil siyasi konular var, acil ekonomik konular var. Bunları önce bir çözelim. Ondan sonra vakti zamanı geldiğinde biz bu tür ilim, fikir, düşünce türü şeylere daha fazla vakit ayırırız diye bir varsayımla hareket edildiğini görüyoruz. O yüzden de belki bu tür konular belki günlük hayatımızda ya da önemli kararlarımızda çok merkezi bir yere sahip olmayabiliyor. Halbuki bunun tam tersinin olması lazım. Acil siyasi ve ekonomik konuların çözülebilmesi için de fikir dünyamızın belli bir berraklığa ve derinliğe kavuşması lazım. Yani belli bir tefekkür olmadan siz devleti de yönetemezsiniz, siyaseti de yönetemezsiniz, sporu da yönetemezsiniz ve aynı şekilde ekonomiyi de yönetemezsiniz, kültürü de yönetemezsiniz. Zihni bir berraklığın olması lazım. Her şey aslında insanın zihnindeki o derinliği, o tefekkür ufkunu yakalamasıyla ilgili bir şey. Ben hep Marksizm'in şu paradoksuna dikkat çekerim. Marx biliyorsunuz insanlık tarihini belirleyen ana dinamik ekonomik ilişkiler ve sınıfsal çatışmadır diyordu. Ama bunun kendisi bir fikirdir aslında.
Yani Marksizmi var eden şey, tarihin akışını değiştiren, Marksist ideolojiyi ortaya çıkartan şeyin kendisi de son tarihte bir fikirdi. Bir fikirden hareketle bu konular tartışıldı ve işte bir başka, ne diyelim, dünya görüşü formüle edildi. Bizim de bir o manada bir zihniyet devrimine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Şimdi deminki konu bu sert siyasi meselelerin önce çözülmesi, ondan sonra bu diğer konulara vakit ayrılması meselesiyle ilgili. Burada 16. yüzyıl ağırlıklı bir sempozyum yapıldı Taşkentlizade'den dolayı, ama özellikle bizim düşünce tarihimize baktığınızda siyasi krizlerin en yoğun olduğu dönemler aslında düşünce üretiminin de en yoğun olduğu dönemler olur. Mesela 11, 12, 13. yüzyılları bir düşün, İslam düşünce siyasi tarihinde ve düşünce tarihinde. Siyasi çalkantıların çok yoğun yaşandığı yüzyıllardır onlar. Bir tarafta bir işte devletleşme, bir çok uluslu, çok milletli, yeni siyasal yapıların ortaya çıktığı, işte Emeviler, Abbasiler, işte Türkler geliyor, Selçuklular, Osmanlılar ve onların Fatimiler ve birçok devlet. Bir yanda bu tecrübe yaşanıyor. Ama öbür tarafta da dışarıdan gelen iki tane çok büyük dalga var. Batı'dan gelen bir Haçlı Seferleri dalgası var. İşte 1098-99 biliyorsunuz, 2. Papa Urban'ın yaptığı Paris'teki ünlü konuşmayla Haçlılar yola çıkıyorlar ve çok kısa bir süre sonra da Kudüs'ü alıyorlar. Ta ki 1147'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Hıttin Savaşı'nda tekrar Haçlıların elinden alana kadar da bir buçuk asır kadar Kudüs Haçlıların yönetimi altında kalıyor. Etrafında da birçok Latin krallıkları denen küçük küçük krallıklar ya da devletçikler kuruluyor. Ancak Selahaddin Eyyubi'den sonra, 1150'lerden sonra biliyorsunuz, o yapılar tasfiye ediliyor ve tekrar o bölge Kudüs merkezli olmak üzere İslam coğrafyasının ya da Darül İslam'ın bir parçası haline geliyor. Haçlı seferleri yaklaşık 2,5 asır sürüyor biliyorsunuz, 1230'lu 40'lı yılların ortalarına kadar devam ediyor. Ama tam Haçlı seferlerinin bittiği denildiği dönemde bu sefer doğudan bir başka dalga geliyor ve Moğol istilası gelip adeta İslam dünyasını hallaç pamuğu gibi atıyor ve en son biliyorsunuz 1258'de gelip Abbasi devletini yıkıyorlar, Bağdat'ı ele geçiriyorlar ve bizim tarihçilerin anlattığı kadarıyla Bağdat'ta Dicle ve Fırat günlerce kırmızı ve siyah akıyor. Yani bir tarafta insan kanı, öbür tarafta kitap mürekkebi akıyor. Tam bir yıkım, tam bir vandalizm, tam bir yok etme. Ama buna rağmen maya o kadar sağlam ki, düşünce ve ruh dünyası o kadar sağlam ki, bir 30 yıl sonra, 40 yıl sonra İslam dünyasına baktığınızda sanki ne Haçlılar olmuş ne Moğollar olmuş gibi düşünce tekrar her yerde filizlenmiş, siyasi düzen tekrar kurulmuş, ekonomik zenginlik tekrar paylaşılır hale gelmiş. Şimdi bu dediğim döneme baktığınızda 11, 12, 13. yüzyıl, 14. yüzyıla kadar uzatabilirsiniz bunu. Bunlar aynı zamanda bizim düşünce tarihimizin en mümit, en verimli dönemleridir. Yani Gazali'den Sühreverdi, İbn Sina'dan İbn Rüşd'e, Nasreddin Tusi'den aklınıza gelebilecek birçok düşünür, filozof, bilim adamı, coğrafyacı, seyyah yine bu dönemde yetişmiş, bu dönemde eserlerini vermiştir. Dolayısıyla bugün de yaşadığımız bu sert siyasi meseleleri esas alarak bu felsefi, entelektüel, kültürel konuları ötelemek aslında bizim tarihimizde de çelişen bir şey. Tekraren söylüyorum, bu siyasi sorunları, ekonomik sorunları, toplumsal meseleleri aşmak için de bizim mutlaka böyle bir yoğunluklu, derinlikli bir kültürel çalışmaya, faaliyete ihtiyacımız var. Bir diğer önemli konu tabii özellikle Taşköprüzade konusuna da gelmek istiyorum biraz. Osmanlı düşünce tarihinin henüz, İhsan Hocam da demin ifade etti, henüz daha doğru dürüst bir envanterini bile ortaya çıkartmış değiliz. Yani neye sahip olduğumuzun henüz farkında bile değiliz. Aslında onu bir keşfetsek, bütün boyutlarıyla, derinliğiyle ortaya çıkarsak, bizim tabii ki tarih algımız da değişecek. İslam düşünce tarihçilerinin, uzmanlarının en çok üzerinde uğraştığı bu dönemlendirme meselesi, periyodizasyon meselesi de belki yepyeni bir anlam kazanacak. Bakın biz bugün hala 3 aşağı 5 yukarı Avrupa merkezci tarih tasavvurunun ortaya çıkarttığı tarihlendirme kalıplarını esas alıyoruz, değil mi? Kadim çağ ya da antik çağ, orta çağ, aydınlanma, yeni dönem, modern dönem. Bu çok Avrupa merkezli bir tarih tasavvurudur aslında. Yani bizim tarihimizi asla izah etmez. Çin tarihini asla izah etmez. Yani Çin tarihi tırnak içinde nerede orta çağdı? Neye göre kadimdi? Çin'in kadim dediği Batı standartlarında çok modern bir şey oluyor aslında. Pardon, Batı'nın kadim dediği Çin standartlarında çok modern bir şey oluyor. Bir
siyasi anekdotla aktarayım burada parantez içerisinde. Nixon Amerikan Devlet Başkanı iken Kissinger'da onun Dışişleri Bakanı, bu Çin açılımı bağlamında Çin'e gidiyorlar ve ilk temas Amerika ile Çin yönetimi arasında en üst düzeyde ilk temas gerçekleşiyor. İşte konuşuyorlar bir kokteyl gibi bir şeydi. Kissinger da yavaş yavaş Çinlilere siz artık bu Çin modeli, komünizm vesaireden ne zaman vazgeçeceksiniz? Bakın dünyada yeni şeyler oluyor. Yeni bir akım var. Tarih başka bir kulvardan akıyor. Siz bu tarihi akışa ne zaman katılacaksınız? Kendinizi dünyaya ne zaman açacaksınız? Türlü telkinlerde bulunuyor ve Çin devlet başkanına bir soru soruyor. Fransız devrimi hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Arka planında şu var tabii. Fransız devrimi işte özgürlük, kardeşlik, demokrasi, anayasal düzen vesaire gibi kavramlar getirdi. Siz bunlardan şu anda çok çok uzaksınız. Siz bu akıma ya da yürüyüşe ne zaman katılacaksınız diye soruyor. Çin devlet başkanı Kissinger'a dönüyor diyor. Fransız devrimi ne zaman olmuştu diyor. Kissinger ya 1789. Çin devlet başkanı verdiği cevap çok ilginç. Bir şey söylemek için henüz erken diyor. Şimdi 5000 yıllık, 7000 yıllık bir devlet geleneğine sahip bir Çin devlet adamı açısından 120-130 sene önce olmuş bir hadise, henüz bir şey söylemek için erken. Bir görelim, insanlığın yürüyüşü daha büyük adımlarla gerçekleşiyor. Şimdi bu bir tarih perspektifidir. Yani biz kendi düşünce dünyamıza, tarihimize de bu Avrupa merkezci perspektiften baktığımız müddetçe de aslında büyük çelişkiler yaşıyoruz. Şimdi tırnak içerisinde İbn Sina bir ortaçağ filozofu mudur? Bizim şeylerimize göre hiç alakası yok. İbn Rüşd tırnak içinde batılı bir düşünür müdür? Yani Endülüs'te doğduğu için biz ona batılı ya da Sühreverd'de doğduğu için doğulu mu diyeceğiz? Bu kategoriler tabii izah etmiyor. Yani bizim kendi düşünce tarihimizi, bizim yeni bir periyodizasyona, yeni bir dönemlendirmeye, yeni isimlendirmelere ihtiyacımız var. Çünkü bir şeyi siz nasıl tanımlarsanız sizi tanımlar hale gelir. Yani kavramlarınızı başkalarından alıyorsanız, kendi gerçekliğinizi başkalarının kavramları üzerinden ifade ediyorsanız o sizin gerçekliğiniz değildir artık. Aslında kavramı ortaya koyan gerçekliğe sahip olur. Biz maalesef bu kavramsallaştırma konusunda belki özgüven eksikliği, belki birikim eksikliği ama yetersiz bir zeminde hareket ediyoruz. Bunda herhalde bizim son 150 yıldır yaşadığımız düşünce savrukluğunun ya da çarpık modernleşme tarihimizin de önemli bir rolü var. Ama kendi kavramlarımızla artık düşünebilmemiz gerekiyor. O manada da hem İslam düşünce tarihine hem Osmanlı düşünce tarihine yeni bir perspektifle bakmak gerekiyor. Belki bu tür çalışmalar, Taş Gökyüzade ve daha onun gibi onlarca Osmanlı ulemasının çalışmaları felsefede, kelamda, tasavvufta, irfan alanında, bilimde, fizikte, astronomide ve diğer alanlarda ortaya çıktıkça belki biz çok daha farklı değerlendirmeler, tasnifler yapmak durumunda kalacağız. Ama önce o mirası bir ortaya çıkartmamız, neye sahip olduğumuzu bir görmemiz gerekiyor. Burada da bu demin bahsettiğim Avrupa merkezli tarih perspektifinden kurtulmak için hakikaten artık daha hızlı, daha kararlı, daha derinlikli adımlar atmamız gerekiyor. Avrupa merkezciliği sadece bir siyasi ya da ekonomik konu olarak düşünmeyin. Avrupa merkezcilik sanattan edebiyata, estetikten kültüre, din anlayışından şiire kadar her alanda karşımıza çıkan temel bir soru. Ben çeşitli vesilelerle de bunu ifade ettim. Aslında Avrupa merkezcilik Batı'nın da aleyhine olan bir şey. Çünkü Avrupalı olmayan bütün toplumlarda Batı karşıtlığını körükleyen bir şey. Yani siz kendinizi evrenin merkezine koyduğunuzda, İyinin, güzelin ve doğrunun standardı benim dediğinizde kendinizin dışındaki bütün toplumları, bütün birikimleri yok sayıyorsunuz. Ve bunun bir aksülemel olarak, bir tepki olarak, Batı karşıtlığı olarak gelmesi gayet doğaldır. Ama dediğim gibi bakın bunun izlerini biz hala yaşıyoruz. 19. yüzyılda Avrupalılar Avrupa emperyalizmini meşrulaştırmak için Fransızların de mission civilisatrice istediği, Osmanlıca güzel tercümesiyle vazife-i temeddün diye bir kavram uydurdular. Medenileştirme misyonu ya da vazifesi. Yani gideceğiz başka toplumları, Orta Doğu toplumlarını, Hindistan'ı, Afrika'yı, Asya toplumlarını medenileştireceğiz. Onlara kültür, medeniyet, sanat, hukuk getireceğiz. Şimdi bunu yapabilmeniz için, yani bu emperyalist yaklaşımı meşrulaştırabilmeniz için o toplumların kültürden, sanattan, düşünceden, hukuktan yoksun, ilkel toplumlar olarak tanımlanması gerekiyor. Onlar öyle olduğu için değil.
sizin emperyal politikalarınızı meşrulaştırmak için buna ihtiyacınız vardı. Tipik örneklerinden birisi mesela İngiltere'nin Hindistan'daki macerasıdır. Yani İngilizler Hindistan'a geldikleri zaman diyorlar ki bu toplumda hukuk yok. Bizim buraya önce bir hukuk sistemi getirmemiz lazım. Ve İngiliz hukukunu getirip oraya enfoze ediyorlar. Ve zaten ondan sonra Hindistan'ın parçalanma süreci başlıyor. Yani 1947'ye kadar devam eden süreçte Pakistan, Hindistan ayrılıyor. Pakistan, Doğu Pakistan, Batı Pakistan diye iki parça. Yüz binlerce insan ölüyor. O hikayeyi biliyorsunuz. Detaylarına girmeyeceğim. Ama ilginç olan şey şu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hindistan'da Müslümanlar yaklaşık 900 yıl hükümran oldular. 900 yıl boyunca orada Müslüman, Hindu ve farklı etnik gruplardan insanlar, Budist, Sih vesaire farklı dinlerden insanlar 900 yıl boyunca barış ve huzur içerisinde yaşadılar. Bunu bir hukuk sistemi olmadan yapabilmeniz mümkün mü? Siz o 9 asırlık birikimi bir kenara koyuyorsunuz. Burada hukuk yok, bizim bunlara hukuk getirmemiz lazım diyorsunuz. Veya bunların işte kültürü yok, sanatı yok. Aynı şeyleri biz Kuzey Afrika'da gördük, Fransız emperyalizminde gördük. Bunu biz Portekiz Hollanda sömürgeciliğinde gördük, Endonezya, Malezya'ya gittikleri zaman. Dolayısıyla bu Avrupa merkezli perspektif oranı bir bütün olarak kendini asimile edebilmek için ikinci, kültürden, sanattan yoksun, üçüncü sınıf vatandaş olarak algılamak durumundaydı. Bakın mesela çok ilginç enstantanelerden birisidir. İlk olarak Hollandalılar Endonezya ve Malezya'ya gittikleri zaman, biliyorsunuz Portekizlerden sonra onlar gidiyorlar. O yüzden şeyin birçoğu, o bölgedeki Endonezya, Malezya gibi ülkelerin birçoğu bağımsızlığını ya Portekizlerden ya İngilizlerden almıştı. Sırayla önce İspanyollar, Portekizliler, Hollandalılar, İngilizler sömürgeleştiriyorlar onları sırayla. Çok ilginçtir, 1880-90'lı yıllarda Hollandalı tüccarlar Malezya'ya gittikleri zaman pazarda, pazar dediğimiz yerde hani mahalle pazarı değil, bayağı ekonominin ciddi ciddi döndüğü bir yerden bahsediyoruz. Yani o günün hem pazarı hem borsası olan bir yerden bahsediyoruz. Kadınların çok sayıda olmasından tacip ediyorlar. O kadar çok kadın var ki pazar meydanında. Ticareti kadınlar yürütüyorlar. Hatta Müslüman kadınlar bunlar. Endonezyalı, Malezyalı Müslüman kadınlar. Ve tabii Hollandalıların alışık olmadığı bir şey bu o dönemde. Ticareti onlar erkeklerle yapıyorlar. Kendi mevkidaşları, mevkidaş olarak gördükleri kişilerle yapıyorlar. Ve çok ilginçtir. Yavaş yavaş kadınlarla işleyip sadece erkeklerle iş tutma şeklinde bir yol tutuyorlar. Ve yaklaşık bir 10-15 yıl sonra Malezya pazarlarında kadınları ekonomik olarak çökertiyorlar. Şimdi baktığınız zaman tersinden işte İslam kadını evine tıkıyor, işte sosyal hayatta ona merkezi rol vermiyor falan gibi şeyler söyleniyor. Ve bakın ben ta şeye gitmiyorum, Medine pazarına gitmiyorum. Hani orada da zaten öyleydi de, kadınlar hep merkezdeydi. Bizde de hala öyledir. Anadolu'da mesela, yani yerel ekonomide, kırsal ekonomide kadınlar hala çok merkezdedir. Gidin köy pazarlarında kadınlar ürettikleri şeyleri getirirler, pazarda bizzat kendileri satarlar. Orada da bakın bir Avrupalı'nın alışık olmadığı bir ne diyelim sosyoekonomik ilişki biçimi karşısında şaşırıp kalıyorlar. Ve kadınları orada pazarın dışına iten Hollandalılar oluyor. Bir zaman sonra da bu artık genel teamül haline geliyor. Şimdi Avrupa merkezli bir bakış açısıyla orada kadın güya ikinci sınıf vatandaş, kadın işte horlanmış, aşağılanmış bir özne. Halbuki tam tersi ekonomik hayatın merkezinde kadın var orada. Özne olan, aktör olan orada kadın. Ama onu dışarı iten bu Avrupalıların kendi sosyoekonomik ilişki biçimleri. Şimdi Avrupa merkezciliği bu geniş perspektiften değerlendirdiğimizde bizim bunu aşma yönünde hakikaten daha fazla bir gayret ve çaba sarf etmemiz gerekiyor. İşte bunun en önemli nirengi noktalarından bir tanesi de düşünce tarihi. Düşünce tarihimizde de biz hala dediğim gibi bu Avrupa merkezci bakış açısından bütünüyle kurtulamadığımız için bugüne kadar Taşköprüzade gibi aslında bizim bugün teneffüs ettiğimiz Anadolu irfanının kodlarını yazmış düşünürler konusunda bile çok 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 az çalışmalar var. İhsan Hoca sağ olsun geçen hafta bana bir iki materyal yolladı işte Taşköprüzade ile ilgili yazılıp çizilmiş şeyler. Ben de şöyle bir hem öğrenmek hem de bir hafızamı tazelemek için baktım. Bir baktım yani 15 dakika falan sürdü okuma. Ben bekliyordum ki hani böyle onlarca sayfa metinler gelecek, yüzlerce tezler yapılmış, uzun bibliografyalar var. Sonra ben başka kaynaklardan da baktım ve maalesef ne kadar az çalışmanın yapılmış olduğunu gördüm.
Hani tabii ki Şakaki, Numaniye, Muhtarası, bu tür birkaç eser var. Bunlar yayınlanmış ama bunlar buzdağının sadece görünen kısmı. Şimdi dolayısıyla bu çalışmaların hız kazanması büyük önem arz ediyor. Daha da öteye gitmemiz lazım tabii. Bunu sadece biz bir lokal history, yerel tarih perspektifinden ele almamız da büyük bir haksızlık olur. Tam tersine bizim Taşköprüzade gibi düşünürleri alıp bugün dünyaya söyleyecek bir sözümüz var mıdır sorusuyla beraber düşünmemiz lazım. Yani eğer bizim heybemiz doluysa, TRT'mizde dünyaya söyleyecek bir sözümüz varsa biz o zaman çıkarız pazar meydanına ve orada felsefeden sanata, kültürden diplomasiye, uluslararası ilişkilerden ekonomiye, her alanda söyleyecek bir sözümüzün olduğunu da ispat ederiz. Buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Başta söylediğim bu sert siyasi ekonomik sorunlar nedeniyle, ki bunların çoğu İslam dünyasının başına örülen meseleler maalesef. Bir kısmı belki kendi iç dinamiklerimizden kaynaklanıyor ama bir kısmı kesinlikle küresel sistemin başımıza bela ettiği konular. Bunlardan dolayı biz aslında dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunun bile farkında değiliz. Bakın yüzlerce yıl boyunca, bir milenyumdan fazla, bin yıldan fazla bir süre boyunca insanların hayal dünyasını şekillendiren, zenginleştiren en güzel hikayeler bu topraklarda yazıldı. Yani bugün Hollywood'un falan filan ürettiği bir takım imajlardan çok çok daha önce Binbir Gece masallarıyla, Leyla ile, Mecnun'la vesaireyle hayal dünyamızı zenginleştiren heyecan, macera hikayeleri, aşk hikayeleri, hüzün hikayeleri, ayrılık hikayeleri bu topraklarda yazıldı. Oradan geriye o kadar az şey kaldı ki. Ama aslında yapmamız gereken hatırlamak, tezekkür etmek, düşünmek, bunları alıp tekrar bugüne getirebilmek. Bunu yaptığımızda dediğim gibi bugün dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu tekrar göreceğiz. Aynı şekilde mesela Taşköprüzade'nin varlıkla ilgili mülahazalarına baktığınız zaman, varlığı idrak etmeden hakikatin gerçekliğini, insan ilişkilerini, bilgiyi anlamamız da mümkün değil dediğinde, tekrar varlık merkezli bir ontolojiyi nasıl inşa edebiliriz? Tezi gündemimize gelecek. Bugünkü dünyanın teamüllerine belki çok aykırı bir şey. Çünkü bugün sadece görünen üzerine kurulu bir ontolojimiz var. Gerçekliği, hakikati görünenden ibaret zannediyoruz. Görünen dediğimiz şeyi de o kadar daralttık ki, beş duyuya indirgedik. Eskiden biz kalbimizle de görürdük. Eskiden başka melekelerle görürdük, muhayyile gücüyle görürdük. Artık onları da bir kenara koyduk. Tamamen maddi algılama organlarına indirgedik gerçekliği. Hani Kant'ın dediği tamam fenomendir bizim asıl konumuz, numeni zaten bilemeyiz, tezinin bile çok gerisine geldik. Çünkü o kadar yapay, yüzeysel hakikati görünene, görünüşe indirgeyen bir ontolojik zeminde hareket ediyoruz ki öbür melekeleri, epistemik imkanları da kaybetmiş durumdayız. Bunu yeniden keşfedebilmek için bizim bu eserleri tekrar okumamız gerekiyor. Bir diğer konu da gene bu Avrupa merkezcilik perspektifinden kurtulup kendi tarihimizi, kendi dinamiklerimizle yazmamız konusunda bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Bu belki biraz daha genel siyasi bir konuya da işaret ediyor ama bugün hala bakın İslam dünyası büyük bir taarruz altında. Batı medyası şu anda İslam dünyasına öğrenilmiş cehalet perspektifiyle yaklaşıyor. Mesele bilgi eksikliği, maddi bilgi eksikliği sorunu değil. İletişimin bu kadar arttığı anlık iletişim çağında herhalde İslam dünyasında ne oluyor, Müslüman toplumların nüansları nedir, farklı bölgeler arasındaki nüanslar nedir, bunları bilme konusunda herhalde çok fazla bir sorun olmasa gerektir. Ama adeta öğrenilmiş bir cehaletle genellemelerin yapıldığını, stereotiplerin, genel geçer hükümlerin inşa edildiğini görüyoruz. Ve maalesef bizler de bunları satın alıp kendimize onların aynasında bakmaya başlıyoruz. Temel problemimiz de bu aslında. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur romanında biraz anlatır onu. Yani kimin aynasında kendimize bakıyoruz? Bu çok önemli. Aslında bizim dünyaya bir ayna tutmamız lazım ve bence Türkiye şu anda dünyaya bir ayna tutuyor. Suriye mültecileri konusunda dünyaya bir ayna tutuyor. Dünyanın mazlumlarına sahip çıkma konusunda dünyaya bir ayna tutuyor. Tabii Batılılar o aynada gördükleri şeyden çok rahatsız oluyorlar. Kendilerini düzeltmek yerine aynayı gösterene saldırıyorlar. Çünkü aynadan rahatsızlar. O aynada görünen fotoğraf iyi bir fotoğraf ya da iyi bir görüntü değil. Fakat biz kendimizi hangi aynada görüyoruz acaba? Bize tutulan aynalar ne kadar gerçek? Bunları da bizim sorgulamamız lazım. Düşünce tarihimize de maalesef gene bu gözle bakıyoruz biz. Yani düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da bir sabah ezanını hayatında bir defa bile duymamış birisi
kalkıp İslam dünyası hakkında hükümler verebiliyor. Yunus Emre'nin bir dizesini Türkçe olarak duymamış, anlamamış kişiler Türkiye hakkında, Anadolu insanı hakkında ahkam kesebiliyor. Bir Anadolulu köylünün evine misafir olmak nedir? Ekmeğini paylaşmak nedir? Bunu bilmemiş, tecrübe etmemiş insanlar, siyasiler, gazeteciler, şunlar bunlar bizim hakkımızda, bizim toplumlarımız, tarihimiz hakkında ahkam kesebiliyorlar. Hayatında bir defa Ramazan iftarında bir Müslüman toplulukla bir araya gelip, bağdaş kurup oturup bir lokmayı paylaşmamış kişiler, bizim toplumsal alışkanlıklarımız, teamüllerimiz, inançlarımız hakkında ahkam kesebiliyorlar. Şimdi bunun tersini bizim yaptığımızı düşünün. Tek bir Fransız toplumunun herhangi bir toplumsal geleneğini anlamadan, kavramadan, İngiliz toplumunun geleneklerini anlamadan, kavramadan, onlar hakkında genel geçer hükümler verdiğimizi düşünün. Bunların ne bir akademik geçerliliği olur, ne de bir toplumsal karşılığı olur. Bunları artık biz aşmak durumundayız. Ve dediğim gibi bunun en yoğun yaşandığı yerlerden birisi bizim düşünce tarihimizle ilgili. Bu düşünce tarihini biz yeniden keşfedebildiğimiz, ortaya çıkartabildiğimiz oranda aslında kendimize güvenimiz artacak. Hazreti Mevlana'nın pergel sembolizminde ifade ettiği gibi pergelin iğnesini nereye batıracağımızı da işte o zaman doğru tespit edeceğiz. Onu tespit ettikten sonra zaten 72 alemi temaşa ederiz, gezeriz, onda bir sorun yok. Önemli olan o merkezi, pergelin iğnesini nereye batıracağımızı doğru tespit edebilmek. Onu yaptıktan sonra köklerine bağlı ama dünyaya bir açık ufuk perspektifinden bakabilen bir entelektüel faaliyeti harekete geçirebiliriz. Ve bu sadece bizim düşünce dünyamıza bir katkı sağlamaz, aslında insanlığa bir katkı sağlar. Bugün özellikle derinlikli düşüncenin, tüketim kültürünün renkli ışıkları içerisinde heba edildiği bir dönemden geçiyoruz. Buna direnmek lazım. Tam tersine kendi kültürümüzü, irfanımızı, düşüncemizi yansıtan bu çalışmalarla, eserlerle bizim tekrar bu zenginliği kazanmamız gerekiyor. Taşköprüzade ile benim ayrıca bir bağım var. Çünkü hanım tarafı bizim Taşköprülüdür. Hanım da şimdi çocuklarla Ankara'ya dönüyorlar. Yoldalar. Aslında üzüldüler. Geleceklerdi ama yarın okul vesaire olduğu için Ankara'ya dönüyorlar. Kastamonu'ya gidenler, Taşköprü'ye gidenler vardır herhalde. Muhtemelen Taşköprülü de vardır belki burada, bilmiyorum. Veya Kastamonu'lu vardır. Var bir iki tane iyi. Biz de Hanımköy tarafından Kastamonu'lu sayılırız. Şimdi orada herhalde inşa edilen şehir, oradaki şehir duygusu, yani insanın toprağa, güneşe, çevresine, ağaca bakışı, taşa bakışı, işte bu gelenekle beraber ancak anlamlı hale gelebilir diye düşünüyorum. Ancak bunu tecrübe ettiğimiz zaman bu derinliği kavrayabiliriz ve ancak bu derinliği yeniden idrak ettiğimizde biz o coğrafyanın, Taşköprüzade hoş Bursa doğumlu büyüm ama son tahlilde aynı Anadolu coğrafyasının bir devamıdır onlar. Ancak o zaman bunu idrak edebiliriz diye düşünüyorum. Ben biraz önce Mustafa Kutlu abiyi ziyaret ettim. Onun da çok selamları var bu arada. Biliyorsunuz ağır bir ameliyat geçirdi kendisi. Bir müddettir niyetliydim bir ziyaret edelim diye. Çoluk çocuk bugün gittik kendisini evinde ziyaret ettik. İyi gördüm hamdolsun. Sağlığı, sıhhati iyi görünüyor ama biraz tabii nekahat dönemi, biraz toparlaması gerekiyor. Bizim hanımın Kastamonu'lu olduğunu böyle sempozyumdan falan da laf açınca dedi ki Türkiye'ye gitmek istediğim tek yer biliyor musunuz dedi. Dünyada hiçbir yere gitmek istemiyorum. Sadece Kastamonu'ya gitmek istiyorsun dedi. Sebebi Kastamonu'da dedi çok başka bir dedi ruh var dedi. Zannediyorum bu yani bu ilim geleneğinin, irfan geleneğinin de beslediği bir şey. Yani herhangi bir tesadüf değil. Yani bunu tabii ki bir hemşehricilik olarak algılamayın. Yani biz bu analizi Bursa için de yapabiliriz, biz bu analizi Konya için de yapabiliriz. Ama her birini kendi bütünlüğü içerisinde ve onun diğer merkez noktalarla olan bağlantılarını kurarak herhalde çok rahatlıkla yapabiliriz diye düşünüyorum. Taşköprüzade'nin düşüncelerinin daha fazla bilinmesi, eserlerinin yayınlanması bu anlamda hakikaten çok ilim dünyamıza, fikir dünyamıza büyük katkılar verecektir diye düşünüyorum. Bütün Umberto Eco'nun tabiriyle hiperrealitenin,
yani gerçekliği yerine taklidinin geçtiği, taklidinin adeta bir gerçek olarak algılandığı bir dünyada, dolayısıyla her şeyin sunnileştiği, ikincilleştiği, gölge haline geldiği bir dünyada bu düşünce derinliğini, metafiziği, ontolojiyi, epistemolojiyi içeren bir düşünce bütünlüğünün inşa edilmesi, inanın bizim sanattan siyasete, uluslararası ilişkilerden medyaya kadar, dilimize kadar, kullandığımız dile kadar her alanda bize önemli katkılar verecektir. Bunları hiçbir zaman sadece soyut, kavramsal konular olarak algılamamak gerekir diye düşünüyorum. Yani ben hem akademisyen hem de hasbelkader devlette bulunan birisi olarak bunu söylüyorum. Bu soyut vesaire denen fikirlerin ben bizim hem düşünce hem eylem dünyamızda ne kadar önemli katkılar verdiğini bizzat yaşayan, tecrübe eden birisiyim. Bazen bana soruyorlar, hocam bu kadar işin içinde işte yazı yazıyorsun, kitap yazıyorsun, okuyorsun, nasıl oluyor bu şey diye. Ben de hep şunu söylüyorum. Tabii ki bu bir zaman yönetimi ve disiplinle ilgili bir şey. İnsanın zamanını iyi kullanması lazım, kendini disipline etmesi lazım. Ama asıl önemlisi düşünce disiplini aslında sizin yaptığınız işe o kadar önemli bir katkı veriyor ki. Her gün biz bir takım kararlar veriyoruz, bir takım müzakereler yürütüyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Buraya giderken sizin zihniniz berraksa, belli bir duruluk içerisindeyse, belli bir disiplin içerisindeyse, inanın sizin yaptığınız o işe de onun doğrudan bir katkısı vardır. Bu yani ister falanca dış politika konusu olsun, ister üniversiteyi yönetmek olsun, ister bir şirketi yönetmek olsun, hiç fark etmez. Okumak size o düşünce disiplini, yaptığınız işle ilgili de belli bir disiplin ve zihni berraklık kazandırıyor. Dolayısıyla bunları hiçbir zaman ben en azından böyle çok soyut, hayatla, gerçeklikle çok bağlı olmayan konular olarak görmedim. Hoş tabii doktorasını Molla Sadra ve bilgi teorisi üzerine yapmış birisi olarak bu müdafayı yapmam normal karşılanabilir. Ama onun ötesinde özellikle Taşköprüzade'nin düşünce dünyasının buralardan beslenerek, yani bir tarafta kelami düşünceyi, bir tarafta felsefi, irfani düşünceyi, bir tarafta da riyazi bilimleri meczederek ortaya çok önemli bir sentez çıkarttığını hatırlamamız gerekiyor. Belki bugün bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden birisi de gerçekliğe böyle holistik, bütüncül açıdan bakabilecek düşünce metodolojilerini yeniden inşa etmek. Çünkü zihnimizde her şeyi parçaladığımız için, kompartmantalize hale getirdiğimiz için artık bir bütün olarak kavrayamıyoruz gerçekliği de. Parçalara ayırdığımızda bunu uzmanlaşma adına, profesyonelleşme adına, disiplinleşme adına yaptığımız için de zihnimizdeki gerçeklik ve varlık fotoğrafı dağılmış, parçalanmış durumda. Bunu tekrar toparlamak için bizim daha böyle bütüncül, holistik bir bakış açısına ihtiyacımız var. Yani bunu yaptığımızda matematikle felsefenin, fizikle kozmolojinin, kimyayla sanatın bir arada olabileceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Modern eğitimin de en büyük sorunlarından bir tanesi zaten bu bütüncül, bu holistik perspektifi geliştirememesi. Tabi burada bütüncüllük ve holizm aynı zamanda aslında tevhidle de doğrudan ilgili. Tevhidin bir anlamı da bu bütünlüğü tekrar inşa etmemize imkan sağlayacak bir istikamet olması, bir mihenk taşı olması. Ben eserlerin 6 cildinin de yayınlandığını, 4 cildinin bugün yayınlandığını duyunca da çok memnun oldum. Ha, takdim de edeceklermiş, sağ olsunlar. Eminim herkes edeceksiniz bugün değil mi? Gelen herkese bir hediyemiz olmayacak mı? Tamam. Yeteri kadar varsa tabii. Tamam. O da bu sabırlı ilim talebelerinin küçük bir hediyesi olmalıdır diye düşünüyorum. Ben de inşallah ilk fırsatta çıkan eserleri büyük bir dikkatle ve heyecanla okuyacağım. Bu vesileyle ben tekrar bu projenin öncülüğünü yapan İhsan Hocama teşekkür ediyorum. Ev sahipliğinden dolayı İhsan Karaman Hocamıza teşekkür ediyorum. Yani zannediyorum Ömer de bu işin epey bir emektarlarından ve diğer arkadaşlarımız hepsini tebrik ediyorum. İnşallah bu çalışma yeni güzel çalışmaların yapılmasına vesile olur. Bu kapı başka kapıları açar ve ilim, fikir, düşünce dünyamızda yeni fetihlerin yapılmasına, yeni ufukların keşfedilmesine vesile olur. Çok teşekkür ediyorum.